Merhaba, biz yarın Ece ile tatile çıkıyoruz. Şimdi bu gördükleriniz ne diye soracak olursanız tabii ki Ece'nin valizi. Ece'nin valizinde neler var onları paylaşacağım bugün sizinle. Öncelikle güneşten korunmak için olmazsa olmaz tabii ki şapka. Bunlar askılı body'ler. Gece yatarken giydireceğim. Akşam dışarı çıkarken de mümkün olduğunca yine hafif kıyafetler tercih ederiz diye planlıyorum. O yüzden gittim ve şöyle sıfır kollu yine ince body'ler aldım. Hatta bir tane body şurada. Bu babasının tercihi, seçimi ve kombini. Bu ve altına şöyle bir minik şort aldı babası. Ve yani isterseniz parayı olarak giydirebilirsiniz. İsterseniz akşam dışarı çıkarken de. Harika yumuşacık ve hafif. Ne yumuşacık ve hafif ne yani? Süper hafif bir elbise. Eğer gündüz bir havuza indiğinizde yürümek isterse şöyle üzerine yarım kollu elbiselerini giydirip omuzları yanmadan rahatça dolaştırabilirim. Giydirmedim mi? Hiç problem değil. Akşam yemeğe inerken rahatlıkla giydirebilirim. Bence tatile çıkarken bebek için yanımıza havlu almaya gerek yok. Çünkü valizde boşuna yer kapladığını düşünüyorum. Bu ellerim neden böyle heyecanlandı? Çünkü şu görmüş olduğunuz müslinler inanılmaz emici. Tek bir şeyi tembih etmek istiyorum. Bu müslinler ütülenmiyor arkadaşlar. Ütülediğiniz zaman o dokusunu ve formunu kaybediyor. Bir tane şöyle kapşonlu bir sweatshirt yanımıza alacağız. Bir tane yine dediğim gibi yarım kollu elbise almıştım ya hani havuzdan çıktığında giydiririm diye. Bir tane de çıt çıtlı body. Yine yarım kollu. Bunlardan da birer tane bence yeterli. Bikiniler. Kaç tane mayo alıyorum? 2 ve 3. Yine hava sıcak olacağı için çok fazla ayakkabıyla ayağını boğma taraftarı değilim. Bir tane açık sandalet tarzı bir ayakkabı alacağım. Bir tane de böyle flamingolu tam yaz moduna uygun. Her elbiseyle rengi uyacak beyaz pembe bir ayakkabı. Bu tam bir tepsi kılıfı. Bebeğiniz rahatlıkla hiçbir şekilde tepsiye değmeden bu şeyin üzerinde yemek yemiş oluyor. Denize gidiyorsak güneş gözlüksüz olmaz değil mi? Bir tane güneş koruyucu. İstediğiniz markayı alabilirsiniz. Ben minimum 50 faktör 40 faktör olmasına dikkat ettim. Ve doğal olmasına dikkat ettim. Burada ama kesinlikle yani bunu gördüğü anda Ece böyle çığlık falan atmaya başlıyor. Şişirmeye nefesimin şu anda yetmedi. Flamingolu simit. Güneş sonrası vücudunu nemlendirmeye gerek olabilir diye bir tane vücut nemlendirici krem. Aynı markadan kokusuna bayıldığım için bir de şampuanla alıyorum yanıma. Havuz için uygun olan bezlerden almanızı öneriyorum. Bebeğim gelmiş, hoş gelmiş. Ah evet, şimdi anlattım. Ece bunu hiç sevmiyor dedim. Gördüğü anda itiyor dedim. Evet aynen işte böyle yapıyor. Ben ne olur ne olmaz diye yanımıza bir tane ateş ölçer alıyorum. Bir tane bebek telsizi alacağım yanıma. Ne olur ne olmaz. Belki balkonda olurum ve Ece'nin sesini duymam diye. Valizin olmazsa olmazları ne biliyor musunuz benim için? Eğer bebeğinizi süsleyip püsleyip çekim yapmayı seviyorsanız bir bant, iki bant, üç bant, dört bant, beş bant. Çeşitli farklı çiçek modellerinde taçlar. Bunları mutlaka alın. Yeşil, güzel, sulu bir elma buldun mu? Bununla tatilde harika bir fotoğraf çekebileceğimi düşünüyorum. Bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bize iyi tatiller. Ha? Ay bir ruju çıktı anneme. Ece şuraya bir el sallar mısın? Şuraya el sallar mısın?